Evet arkadaşlar, şu an çam yünesi deneyimizin sezonu bitti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık çileklerimiz kuruyor. Şimdi bunları bir sökeceğiz. Sonra köklerinden ayıracağım ve buzdolabına koyacağım. Böylece bir soğuklama yaşatacağım. Ondan sonra soğukluklarını aldıktan sonra tekrardan çam yünesini, buradaki fideleri önümüzdeki sezona tekrardan dikmeyi düşünüyorum. Şu görmüş olduğunuz gibi kol atımları falan gayet de güzel olmuştu. Bir önceki videolarımızda var. Aynı dikim alanında dikeceğim. Bakalım kaç sene üst üste çilek yetiştirebileceğiz bu dikim alanında. Hem de bunu da ölçmüş olacağız. Açıyoruz. Şu beyaz beyaz gördükleriniz perlit. Videoyu ilk defa izleyen arkadaşlara hatırlatalım. Bu çilek arkadaşlar çok küçük bir çilekti. Yani fide yetiştirmeye de kullanabilir miyiz diye düşünmüştük. Yani şu yetişti. Şu an küçüktü. Eski videoları izlerseniz orada net bir şekilde görürsünüz. Şimdi burada çileği buzdolabına koyacağız. 4 derecede soğuklandıracağız. Sonra tekrardan dikmeyi planlıyoruz. Bakalım olacak mı? Tabii şurada temizliklerini yapacağız şu şekilde. Mesela şurada kol atımları var mesela. Şu kol atımlarını alacağız. Şu kol atımı. Da normalde kesilir. Mecbur kesilmesi lazım. Gövdeyi tutacağız. Yan tarafları. Bu şekilde buzdolabına atacağız. Bunu böyle keserseniz, biz elle koparttık aslında, iyi yapmadık, zarar verdik. Siz makasla keserseniz daha sağlıklı olur. Şunları atalım. Bu da arkadaşlar meyvesini yediğimiz daha önce görmüş olduğunuz gibi çam diktiğimiz zaman, bunu ektiğimiz zaman arkadaşlar çamın formu şu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar şu şekilde olmuş. Beyaz beyaz gördüğünüz şeyler de perlit. Şimdi bunu da bildiğiniz orman toprağı haline gelmiş arkadaşlar. Hani deriz ya çiçek toprağı, orman toprağı. Doğal zaten ham maddesi gene biliyorsunuz çam yünesi. Zor çıkmasının sebebi çileğin tamamen kök yapısıyla bunu sarması. Bu da ne demek? Kökün güzel ilerlediği anlamına geliyor. Gayet de güzel. Şimdi deneyimiz, ikinci deneyimiz bu sistemin kaç yıl sürede dikim yapabileceğimiz, yani şuna kaç yıl, bu yılda dikim yaparsak verim nasıl olacak? Öteki yıl dikim yaparsak verim nasıl olacak? Soko bütün ömrü 4 yıl. 4 yıldan fazla biz şey yapabilir miyiz? Bunu kullanabilir miyiz? Bunu göreceğiz. Burada kolları gene budayacağız. Kuru yaprakları budayacağız. Kol atımları. Görmüş olduğunuz gibi eski videolarda izlerseniz bu çileğin ilk diktiğimiz haliyle son haline kadar
hepsi var. Aldığımız meyvenin lezzetine kadar, tatına kadar hepsi var. Onun için mutlaka ilk videoları izlemenizde fayda var. Bu süreci nasıl yapıldığını, işte çam iğnesinin ilk başta toprağına kadar, pardon, bitkiye ne kadar asit ve pH verdiğini, bunların hepsini ölçtük. Gelişme süreçlerini hafta hafta videolarını çektik. En son artık sezon bitti. Hatta şimdi artık 2022 sezonunun çalışmaları başladı. Şimdi diyeceksiniz hocam hiç yaprak matrak bırakmadınız. Önemli değil zaten. Önümüzdeki sene hepsi tekrardan çıkacak. Önemli olan şuradaki gövdenin sağlam olması. Bakın biz onu ilk diktiğimizde kaç gövde dikmiştik? Bir gövde vardı yanlış hatırlamıyorsam. Geçmiş gün, şimdi yalanda olmasın, videoda tekrar bakmak lazım. Bir gövde vardı, şu an 1, 2, 3, 4 gövde var arkadaşlar. Diktiğimiz şeyde. Bakalım şimdi bunu da buzdolaba atacağız. Uyanacak mı? Tekrardan göreceğiz. Gönül üstü inşallah uyanır. Artı 4 derecede buzdolabında tutacağız. Eksi 4 değil bakın arkadaşlar. Artı 4 derecede. Yani dondurucuya atmayın. Buzdolabına atın. Nofrosa mofrosa atmayın. Sonra hocam ben nofrosa attım niye olmadı demeyin sonra bana. Zaten kuruyacaklar. Buzdolabına atacağım ya. Zaten kuruyacaklar. Peki boş biz evdekileri öyle keselim mi kışın? Tabii kışın keseceksin. Kış budaması yapacaksın sen. Evdekileri yaptın. Yapmadım hiç. Daha cidden. Çilek konusunda millet her yerde bize soruyor. Bu dibimizde bize sormuyor. Ne ekliyoruz Ömer Bey? Bir şey ekliyoruz. Şimdi şey yapmış olduğum şu çam iğnesi deneyi vardı ya. Ha evet. Onun işte şimdi çileğin meyvesi. Saçaklanmış. He güzel oldu. Ama bu seninle beraber şey zaten evet. O saksıyı biz yaptırdık kumaş borunu. Sene şeyi toprağını değiştireceğim ya. Budamasını bu sene toprağını zaten değiştirmen lazım. 3 yıl oldu senin. Evet 3 yıl oldu. Ama senin sistemin farklı. Bunun sistemi şey kumaş borunun içine toprak koydu çilek ekti. Balkona. Balkona boydan boyadı. Daha şey bakın arkadaşlar kök yapısı gayet güzel. Abi normalde toprakta olduğu zaman daha da uzar. Çünkü saksı şey olduğu için, küçük olduğu için bakın burada durmuş. Normalde bunu ne kadar saksıyı ne kadar büyük tutarsanız çilek o kadar genişler kök yapısı olarak. Burada şöyle bir şey var. Bu yaklaşık 1-2 yaşında, 1,5 yaşında bir fideydi. Bu da yeni bir fideydi. Ve şu an gelişimleri gayet güzel. Bunu da tekrardan dikip alan alıştıracağız. Tekrardan dikeceğiz. Bakalım ne olacak. Şöyle yapıyı tekrardan gösterelim. Toprağımsı bir yapı var. Yani güzel bir yapı var. Siyah kararmış. Çürümeye başlamış ama hala şey... Lif yapıyı koruyor. Hani böyle kum gibi olmamış. Hala lif yapıyı koruyor. Onun en büyük bir ihtimalle bu sene o lif yapıyı kaybederiz diye düşündüm. O zaman perlit işe yarar. O zaman perlit işe yarar. Yapmış olduğumuz deney çalışmalar devam ediyor. Biz izleyip kanala abone olup buradaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Ha bu arada bundan sadece çilek yetiştireceğiz diye bir şey yok. Domates, salatalık da yetiştireceğiz yakında. Sonra reyhan, fesleğen, kekik bunları da burada yetiştireceğiz. Yetişmemesi için hiçbir neden yok. Allah'ın izniyle onları da dikeceğiz. Dikim alanlarını oluşturuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.